Barada da da barada da barada Pink. Hallo. Bam 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 bam. Hallo. Hapşıcam. Sıralama var. Yes, ama diyorum ki bugün yayında şeyi göstereyim. Farming Simulator oynayacağım. Farming Simulator oynarken ama ekranın bir tarafında sıralamayı göstereceğim. Sıralama kendisi değil, sadece şey kısmına. Leaderboard kısmına. Beraber izleyelim. Nasıl fikir? Oy ustam. Aklımdaki o. Ay bugün çok geç kalktım ya. Bugün geç kalktım. Spora geç gittim. Bugün spora için biraz off day'di. Ay Johnny Depp'in davası yok bugün ama Johnny Depp davası ile ilgili birkaç şey öğrendim. Müthiş şeyler. Müthiş şeyler. Dava bu hafta çok karışacak. Zaten son günler. 4 gün kaldı. Tam karışacak dava. Mrs. Scratch çok çabadı 44 milyar mı için. Sipmaz 18. ay. Tarık Burhan çok çabadı 51 milyar mı için. Ben çok geç kalktım. 1'de kalktım. 1'de kalkmadım aslında. 11'de kalktım da yataktan kalkışım yani harbiden 1'di neredeyse. Harbiden yataktan kalkışım 1'di resmen. Kalktığım gibi zaten spora gittim. Sporda sadece 1 saat falan durdum. Sadece FP3. Yani spora gittim. FP3'ü izledim. FP3'ten sonra bir iki kas hareketi yaptım ve çıktım. Ya yani direkt şey yaptım sporda. Durdum. Yani literally durdum yani. Gitmek için bugün her gün gidiyorum demek için gittim. Evet. Yok kalori şeyim yani kaç dakika durdum? 45-60 dakika durdum yine. 60 dakika durdum. 45 dakika 50 dakika falan durdum. Yani her gün gitmek istiyorum kendi kafamda. Bugün şeydi en azından hani. Yine yok kalori hedefi vurmuşum. 826 kalorimi yakmışım yine. Kriyon çok çubuğu 16. için canımsın. En iyi haber hem sana hoş geldin. İki günde gidip bir off day de yapabilirsin. İşte bu off day gibi düşünüyorum. Baya güzel Mr. Hypno. Baya iyi. Tabi saate bağlı. Evet, Fuat'tan gelen mesaj. Dedim ya kas şeyini çok az yaptım diye. İyi sayılır yazmış. Yok ya her gün gitmeyi şu yüzden seviyorum. Dediğim gibi her gün hani benim vücudum yorulmuyor. Bugün mesela off day. Bugün teknik olarak hani spora gitmedim. Spor yapmadım. Qualify tepki yayını olacak bu arada. Evet. Ya kasti açtım. Qualify'dan sonra açacaktım ama ondan sonra çok kısa bir yayın yapmak zorunda kalacaktım. Çünkü akşam dışarı çıkacağım. Barış Oğul çok kıvadı 3. için canımsın. En iyi haber hem sana hoş geldin. O yüzden dedim ki ben işte bugün şey oynadım. Farming Simulator oynamak istiyorum. Farming Simulator oynarken yan tarafta Qualify'ın şeyini göstereceğim. Özelliğini göster şeyini Qualify
şeyini göstereceğim. Yarışın kendisini değil ama o hani qualify barını göstereceğim. Bu arada evet, Mercedes arabayı düzeltmiş. Arabayı düzeltmiş. Allah için Mercedes arabayı toparlamış. Evet tamam, birinci değiller. Birinci olmaya da yakın da değiller bence. Gerçi belli de olmaz. Şimdi tek tur hızlarını görüyoruz. Race pace'i de görmek lazım. Race pace'i, çünkü şu anda Red Bull en iyisi diyebiliyoruz. Son 3 yarıştan baktığımız şeye göre, ama bakalım. Yani race pace daha önemli. Yarış hızı daha önemli. Yunuslama yoktu direkt. Direkt porpoising yoktu Mercedes'te. Düzeltmişler tamamen. Evet Eray. Neyse, bir de şey diyecektim. Ne diyecektim? Bir de ha şey anlatacaktım. Johnny Depp davasındaki olan shitfest'i. Abi Johnny Depp durumunda şöyle bir şey oldu. Birkaç şey öğrendim. Bir, iki tarafında belli bir süresi vardı. Bunu konuşmuştuk daha önceden. İki tarafında yani yani yapabileceği belli bir süre var. Şey süresi. Çıkarabileceği tanık veya tanık çıktıktan sonra cross examination'ı yapabileceği bir süresi var. Çapraz sorgu. Amber Heard'un tarafının 8,5 saati kalmış. Johnny Depp tarafının 18,5 saati kalmış. Pardon, 16,5 saati kalmış. Sıkıntı şu, Amber Heard'un zamanı kalmamış bayağı bildiğin. Ve zamanın bitmesi ne manasına geliyor? Onu da anlatayım. Zamanı biterse bir, kendi tanıkları çağıramıyor. Ekstra tanık çağıramıyor. İki, asıl en kritik şeylerden birisi çapraz sorgu yapamıyor. Yani mesela diyelim ki Johnny yeni bir tanık çıkardı. Çıkarabilirler bu arada. Çıkacaklar galiba. Onu da anlatırım. Yeni bir tanık çıkardığında mesela süreleri bitti diyelim. Süreleri bittiği zaman şey yapamıyorlar. Çapraz sorgu yapamıyorlar. Çapraz sorgu hakkını harcamış oluyorlar. Kate Moss çıkmayacak. Yok, Kate Moss değil de diğer öğrendiğim şey de asıl bu kritik. Hani hatırlıyor musunuz? Kardeşi şey demişti. Merdiven olayı vardı. En kritik olaylardan birisi. Amber Heard'ın Johnny Depp'e vurduğu, ama vurmasının sebebi işte kardeşime vuruyordu Johnny Depp. Ben de onu engellemek için kardeşim aşağı düşmesin diye şeye vurdum demişti. Johnny Depp'e vurdum demişti. Ne olduğunu hatırlamıyorum falan demişti. Kardeşinin ifadesinde, kardeşi de ben o olaydan sonra hani orayı terk edip orada yaşamayı bırakıp çalıştığım birisi vardı, onun evine yerleştim demişti bir arkadaşı. O arkadaşı da bir ifade vermiş geçmişte. O ifadede diyor ki Amber Heard'ın kardeşi Whitney geldi. Bana olanları anlattı. Anlatırken de Amber Heard'ü Amber'la John'un arasında kavga çıktı. Amber'ın Johnny Depp'e pataküte girdiğini, onları durdurmaya çalıştığını söylüyor. Bayağı bildiğin ifadeler birbirini tutmuyor. Tamamen tersini söylüyor. Tamamen ifadeler birbirini zıttı. Ve büyük ihtimalle Johnny Depp onu, o kişiyi tanık olarak çağıracakmış. Böyle bir şey varmış. Evet. Ve böyle bir olay varmış. Yani kısaca teknik olarak onu tanık olarak çıkarır ve şey yapabilirlerse, konuştururlarsa ve bu ifadeyi söylerlerse, teknik olarak yine Amber Heard'ün kardeşin ifadesinin hepsi çöp olmuş oluyor. Yani direkt çöp olmuş oluyor. Dreadlocks çok çabuk abone olduğu için. Speed Mentor çok çabuk 18 milyar milyon için. Canımsın. En yavaş. Yes. Yani öyle dev bir olay var. Zaten şimdi şey varmış. İki tarafında kendi tanıkları bittiğine göre rebuttal varmış. Hani iki tanıkları sunduktan sonra tekrar tanık sunma olayı varmış. Ondan sonra şey yapıyormuş. Nerede drama varsa ne yapıyoruz? Ben seviyorum onu bak. Ben drama izlemeyi seven bir insanım. Anlatamıyorum size.
Ustam ben drama severim. Dramanın içinde olmayı sevmem. Müzik geldi, bir dakika. Dın dın dın. Bam bam. Son 5 dakika. Böyle sesi vermeyeceğim tabi. F1 TV'yi açayım. Timing table'a bakayım. Şimdi size timingleri göstereceğim. F1 TV'den. Data. F1 TV çok iyi ya bu arada. F1 TV cidden muazzam bir şey. Data olarak. Bak size verebileceğim data bu. Window capture mı bu? Discord'a diye bir de ekleyebilirim direkt aslında. Dur. Window Capture, Discord. Discord değil F1 TV'yi. Aa, görüntüyü capture'latmıyor. Ha, dur onu halledebilirim. Ayarlar. Neydi? Hızlandırılmış. Türkçesi neydi onun? Accelerated Graphics, Hardware Acceleration. Donanım. Donanım. Nerede o? Türkçesi ne onun? O şeyin ayarın donanım hızlandırma tamam, donanım hızlandırmayı kapatırsanız bu arada o şey gidiyor, göremem olayı gidiyor. Yayını çok istemek istemiyorum. Açıkçası öyle bir şey. Aha bak gözüküyor. Bu. Tabii bunu şöyle yapacağız. Böyle 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 yapacağız. Şiş. Sektörleri de göster. O zaman çok fazla data oluyor. Ya bu arada aklıma gelmişken hani ekşi krema ekşi krema diye dün ağlıyordum ya, hatırlıyor musunuz? Abi ben dün girdim internete, ekşi kremayı aldım. Geldi bugün. Mis gibi. Dün aldım abi. Çok mutluyum. Bu hali bile çok büyük. Yani şu anda şey zaten küçülteceğim. Şu anda çok önemli değil. Abi ekşi kremayı aldım. Tavuk yemeği yapan birisiyseniz lütfen ekşi krema alın. Çok netim bak. Çok netim. İnanılmaz güzel. Hani kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Nasıl bir şey kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. Yani bugün işte kendime şey yaptım bir tane. İsmi nedir onun? Bugün kendime bir tane tavuk dürüm yaptım bayağı bir. Hani içine peynir koydum. Kendim işte bir air fryer'da tavuk yaptım. Tavuğu işte tuz, karabiber, hardal tozu, sarımsak tozu ve taco baharatıyla şey yaptım. Üzerine şeyi ısıttım ilk önce. Neydi onun? Lavaşı ısıttım. Peyniri içinde erittim. Ondan sonra bam diye şey üzerine koydum. Ekşi kremayı üzerine koydum. İnanılmaz iyi oldu. İnanılmaz iyi oldu. Ve yani şöyle söyleyeyim.
Bir tane tavuk göğsü kullandım. Doydum da. Kaç önlük yemek çıkar? Bir tane bile, yani bir tanesine bile çok fazla. Bir tavuk göğsüyle iki tane dürüm bile çıkar bu arada. Yani o dürüm fulldü. Ekşi gramı ne kadar aldım? 40 TL galiba. 650 gramı 40 TL. Tavuk göğüs kuru oluyor. Tavuk göğsü kuru yapıyorsan yanlış yapıyorsun bu arada. Çok net söylüyorum. Tavuk göğsünü kurutuyorsan çok yanlış yapıyorsun tavuk göğsünü. Yani bir şey de yanlış yapıyorsun. Markası ne? Şeyin mi? Ekşi kremanın mı? Pınar. Dur göstereyim bir dakika, direkt getireyim. Baya büyük ya, maşallah var. Ben bir kaşık kullandım düşünün. Çok 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 iyi. Tavsiye ederim. Arkadaşımız tabi o Loki'nin en sevdiği kutu ya. Bugün de kablolarım geldi Amazon'dan sabah. Abi dur, onu anlatacaktım. Dayı çok şey olunca için, Zeki çok şey 7. ay için. Asıl şey, bu şeyi söylemiştim, demiştim ya size. Ekşi kremayı internetten söyledim. Abi ekşi kremayı Fuat'ın evine gönderdim diye, yani adresi öyle yazıyordu. Aa, Fuat'ın evine mi gönderdim falan diyor, yani o mahalle yazıyordu. Aa dedim, ulan unuttum, Fuat'ın evine gönderdim. Fuat'ın evine göndermemişim. Benim bir önceki yaşadığım eve göndermişim. Hani iki önceki eve göndermişim. Ya o da ondan bir sokak ötede de. Spordayım işte, şey diye düşünüyorum, adam Fuat'a bıraksın, Fuat'a spordan çıkışta çok yakın zaten, oradan alırım diye düşünüyordum. Adam aradı, evde değilsiniz. Allah Allah diye düşünüyorum, Fuat da evde biliyorum. Şey diye düşünüyorum, Allah Allah, Fuat böyle clueless tam. Fuat da evde diye düşünüyorum, acaba niye şey yapmadı, hani alamadı. Dedim yurt içi kargoya şey yapabilirsiniz, adam adresi söyledi. Bunun adresi aynı adres değil, aynı sokak değil. Ustam, tutmayan bir şey var. Allah'tan evde değillermiş orada yaşayanlar. Aa, araba yanıyor. Şey, Gessi'nin. Evet evet, Allah'tan. Spordan çıktım, yurt içi kargo zaten direkt dibinde sporun. Yurt içi kargoya gittim, aldım ekşi kremi, çantaya attım. Çok çok gergindi. Evet ama yok. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Yani bir deneyin onu. Yaptığım yemeği. Shylai çok şubat abone oldu. 3. ay. Falcon 4. ay. 40 taş şafaşaf 39. ay. Rabrind 18. ay. Dayı 10. ay. Miss Berktik 8. ay. Ninja Mahmut 30. ay. Dreadlux aramıza hoş geldin. İlerleyen The Mansion oynar mısın? İyi olabilir. Ne o abi, ne oyunu? Red Bull'lar pistte, Perez hot lap'ini atıyor şu anda. Zol lider yapıyor. Oğlum iki kişi şey yaptı ya. Qualify süresini söyler miyim? Şu anda Esport'tan bakıyorum ya. Cannes Film Festival'ini gördün mü? Yok, takip etmedim Cannes'ı. C++ midterm'de 55 aldım, kafi mi? Değil.
köri tavuk denedim mi? Denedim. Güzel yaparım. Ben tavukla ilgili herhangi bir şeyi güzel yapıyorum. Yani tavuk konusunda şeyim. İyi yapıyorum. Oo, 0,6 saniye hızı geliyor. Bir 18 görürüz bence. Ben de 1,18 görürüm diye düşünüyordum. Tavuk gurmesiyim. Evet. Tavuk gurmesiyim. Tavuk konusunda şey, ben tavuk yemeyi seviyorum. Tavuk yani mesela 50 yıl tavuk yesem baymam büyük ihtimalle. O hava koridoru mu veriyor? Perez şeye, Verstappen'e. Hadi bakalım. Q1'de niye hava koridoru veriyor ki? Ben bunu cimri diyorlar. Abi bilmiyorum, ben tavuk konusunda cidden yani tabii de güzel bir et her zaman tercih ederim. Hani eti tercih ederim de. Tavuk bence çok lezzetli bir şey. Tavuğun yanında çok güzel şeyler yapabiliyorsun. Hani ve şey yapabiliyorsun. Yanını eşleştirebiliyorsun güzel bir şeyle. Döner tavuk mu et mi? Et tabii ki de et. İşte ben tavuğun fakir eti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok farklı tatlar. Yani cidden çok farklı tatlar abi. Oo, Versepen götü attı. Ama yani net bir şekilde şeyi söylüyorum. Yani tavuğu air fryer'ınız olunca daha bir ayrı yapıyorsunuz. Air fryer çok değiştiriyor abi şeyinizi. Tavuğa yaklaşışınızı. Oo, kaza yapıyormuş. Yine Stroll'ü galiba bok gibi çıkarmışlar. Dört beş kişi gibi airfryer yeter mi? Yeter. Yeter. Ya Stroll'e niye aynı takıyorlar onu da anlamıyorum ki yani. 3-4K airfryer ama çok para. Abi yine de bence worth it. 3-4 bine bence yine worth it ya. Bilmiyorum. Ben kesinlikle değer olduğunu düşünüyorum. Yani şu yüzden değer abi. Bir fırın alıyorsun. Hem elektriğin daha az elektrik harcayan bir fırın alıyorsun. Ve yani kapatıyor abi şeyini. Philips'ler daha pahalı. Yağ parasından çıkar ya abi. Evet, yağ parasından çıkar direkt ya. Bir senede yağ parasından airfryer parasını çıkar. Ki o 1.19.800 geldi Sainz'dan. Vallahi ev aldık. 1-2 ay oldu. Eşim her şeyi onunla yapıyor. Ev sopuşu. Evet abi, işte ben de diyorum, biz aldığımız anda Leclerc de 1.19.861 yaptı. Ya hiç mi koymuyorsun? Hiç koymayabilirsin. Bu arada. Hiç koymak zorunda değilsin. Ben koyuyorum. Çok çok az koyuyorum. Ama airfryer'ın içine yağ koymuyorum. Tavuğa yağ koyuyorum. Yani ben şey yapıyorum. Marine ederken işte tavuğu. Yani bütün o işte tuz, karabiber bilmem ne falan şey yaptıktan sonra bayağı bildiğin bir damla koyuyorum yağın üzerine. Yani bir damla koyuyorum, ondan sonra vıcık vıcık yapıyorum böyle. Aha Russell 1.20 0,3 saniye yavaş. Yavaş geliyor bu arada. Hamilton'da 0.391 0.03 ve yeni. Mercedes ama evet artık üst segmente geçti. Marine dolaba taşlar. Tabii ya, tabii ki de Marine'yi. Ya şöyle ama şey, sıvı bir Marine ise dolaba atarsan daha güzel. Sıvı bir Marine değilse direkt atabiliyorsun, bence bir sıkıntısı yok.
Yani evet, mesela soya soslu bir tavuk yapıyorsan, soya soslu tavuğu da çok güzeldir bu arada, tavsiye ederim. Soya soslu tavuğu yapıyorsanız tabii ki de 6 saat 8 saat falan marinede dolapta kalırsa inanılmaz iyi oluyor. Ama yani böyle tozlarla yapacaksan, baharatlarla yapacaksan dolapta 6 saat kalmasına bence gerek yok. Yine Stroll'u investigate'liyorlarmış. Bottas geçerse. Bottas'ın geçebileceğini artık düşünmüyorum ya. Yani Mercedes arabayı iyi düzeltmiş çünkü. Russell çok iyi kullanıyor. Evet. Hamilton hala arabaya adapte olamadı. Yani Russell çok daha hızlı arabaya adapte oldu. Bir de arabaya güveni daha fazla Russell'ın. Ya arabaya güvenmekle alakalı. Hamilton hala arabaya güvenmiyor gibi sürüyor. Şey yapıyor, gazdan ayağını çekiyor. Telemetride görebiliyorsun. İso İso Ox çok şubat abone olduğu için canımsın. En iyi haberim, sen hoş geldin. Vincenzo çok şubat abone olduğu için gördüm. Çok şubat abone olduğu için canımsın. En iyi haberim, sen hoş geldin. Evet. Ya Hamilton toparlarsa 3 diye. Zaten Hamilton bu sene şampiyon olması diye bir olay yok. Hani bu sene Mercedes belki %10 o da Constructor Cup'ı oynar. O da Russell'dan dolayı oynar bu arada. Çünkü yani Russell adam yani her yarış 4-5 oldu ilk 4 yarışta sektirmeden. Helal olsun herife. Stabil herif en azından. Russell yeni memur değil bu arada. Tam tersine. Yani Russell... Ooo Perez ne olmuş? Aa Perez çakıllara ziyarete gitmiş. Sikildi bir tane lastik. Mick hala bok gibi sürüyor. Mick bence bugün bok gibi sürmedi. Mick'in şu anda probleme Mick'in arabası çöp oldu bugün. FP3'te Mick'in arabası bir dedi ki alev alayım ben. Alev aldı. Hem sağ arka hem sol arkayı tamamen yaktı ve sadece frenler yanmadı. Frenlerin bulunduğu şey de gitti. Karbon fiber de gitti. Hatta arka kanadın sağ arkası da gitti. Bir de. Öyle diyeyim. Yani yok etti arabayı ustam. Tabi böyle karbon fiber falan erimişti. Öyle diyeyim size. FP'de izlememiştim. FP'de çok... Yani, ve bir şey de yok da düz gidiyordu adam. Turun başında arkadan duman çıkmaya başladı. Turu öyle bir bitirdi ki bir fren yaptı zaten şeye yani. Pite geldi tabii ki de turun başında duman çıkardığı için. Pite bir geldi. Pitte bir durdu. Olay diye yükselmeye başladı. Şeytan çıktı bir anda. Şeyden. Arabadan. Dur hadi Farming Simulator'a bakmaya başlayalım. Hayır. Dur.